Değerli hocam, ayetler ışığında doğrudan cennetlikler olduğu gibi doğrudan cehennemlikler de var. Ayet-i kerimeler de var. Hiç cehenneme uğramadan doğrudan cennete gidecekler de var. Ama cehenneme uğradıktan sonra cennete gidecekler de var. Ama bu o kısmı söylemiyor Fikret Hekim. Bir de günahı ağır basan müminler var ki bunlardan Meryem suresi 68-71. Ayetlerine istinaden şirke düşmemiş olanların cehenneme girdikten sonra çıkarılacağı kanaatine varmıştım. Tabi bizim buradaki derslerde bunu okumuştuk biliyorsunuz. Lakin bu bağlamda kafama takılan Meryem suresindeki havle cehenneme, yani cehennemin çevresi ifadesi, bu herhalde verade demek istiyor. Ve verade kavramları oldu. Ha, verade ha, o arada bir variduha denmesi lazım, o da bir şey var. Herhalde bu şeyde bir neyse. Ve variduha kavramları oldu. İsim tamlaması olduğundan, bu yazı yanlış yazılmış da bu şeylerde, harflerde bir şey olmuş. İsim tamlaması olduğundan uğranılan yer cehennem değil de onun çevresi olabilir mi? Varadahu'daki zamir cehenneme değil de çevresine işaret ediyorsa o zaman bu kişiler de cehenneme girmeden kurtulmuş oluyorlar ki o zaman müminlerden günahkar olanlar da cehenneme girmeden cennete girmiş olmuyorlar mı? Evet. Şimdi önce şu ayetleri tekrar size hatırlatalım. 309. sayfayı açın. (68.) ayetten okuyacağız. Feve rabbike lenahşurannehum veşşeyatine thumme lenuhdirannehum havle cehenneme cithiyye. Rabbine yemin olsun, onları ve o şeytanları toplayacağız ve cehennemin çevresinde diz çöktüreceğiz. Şimdi cehennem kelimesi bir o bizim cehennemde dediğimiz zaman aklımıza gelen yer anlamına, bir de cehennemin içerisindeki ateş yumakları manasına da geliyor. Çünkü o cehennemde insanlar kızaracaklar, yani önde ateş, kendileri yanında kızaracaklar. Zaten ayet-i kerimede Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah, kullema nadicet culuduhum beddelnaha culuden gayraha liyezukul azab. Derileri piştikçe o ateşin karşısında yeni deriyle değiştireceğiz. Çünkü deri piştikçe o oradaki o sinir uçları artık hassasiyetini kaybeder. O sıcağı hissetmemeye başlar. Yeni deri onlara vereceğiz. Yani derileri değişecek ki azabı tatsınlar diyor. Bu içinde yanan değil, yani o cehennemin karşısında kızaran, o şekilde ceza görecekler. Cehennemde yanma cezasını görecekler, sadece o Müslümanları ateş çukuruna doldurup yakan kişilerdir, başkası değil. Buruç suresinde olan. Şimdi diyor ki onları o cehennem, yani o alevli ateşin çevresinde diz çöktüreceğiz. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ. Sonra her bir gruptan ayıklayacağız. اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّ. Allah'a karşı kim daha fazla baş kaldırıyor, onu ayıklayacağız. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ. Biz zaten kimin orada kızarmaya daha layık olduğunu elbette çok iyi biliyoruz. Cehennemde kızarmaya kimin daha layık olduğunu. Ve in minkum illa variduha. Sizin hepiniz oraya varacaksınız.
Şimdi burada Fikret Hekim'in ve onun gibi çok sayıda kişinin zihnini bu verede kelimesi meşgul ediyor. Verede kelimesi suya gidip gelmek anlamını da kullanılıyor. Şimdi suyun yanına su almak için giden kişi suyun içine girmez. Kenardan alır gelir. Bundan dolayı da diyorlar ki işte bu cehennemin içine girmiyor demek ki variduha kelimesi kullanıldığına göre. O cehennemin çevresinde oturuyorlar, ondan sonra cennete gidecekler şeklinde ifade ediliyor. Yani işte zaten soru o. Şimdi bu olay böyle değil. Yani verede kelimesinin evet öyle bir manası var ama bakın Kur'an-ı Kerim'de 11. surenin 98. ayeti. Yani Hud suresinin 98. ayeti. Firavun anlatıyor orada. يَقْتُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü kavminin önüne geçecek Firavun. Yine başkan. فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ Aynı kelimeyle. Onları o ateşe götürecektir. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ Ne kötü gidiş, ne kötü gidilen yer. Şimdi Firavun cehenneme girmeden dışarıda mı oturacak? Demek ki o kelimeye bakılarak böyle bir mana verilemez. Variduha kelimesi, çünkü burada zaten variduha kelimesi. Bu kafirler de var burada. Şirk günah işlememiş, büyük günah işlemiş olan müminler de var. Hepsi de oraya gidiyor zaten. Zaten ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Ha oraya mı geldik? Ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Rabbin için kesin olarak karar verilmiş bir husustur. Yani mesela işte zina işleyen cehenneme gidecek. Suçu ebedi cehennemdir. Adam öldürenin suçu ebedi cehennemdir. Doğru. Ama Allahü Teala ne diyor? İnna Allah la yaghfiru en yushrake bihi. Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yağfiru madune zalike limen yasha. Onun altındaki günahları kendi koyduğu kurala uygun olanlar için bağışlar. Şimdi şirk koşan kişiyi bağışlamaz. Bu insan tevbe etse bağışlanmaz mı bu dünyadayken? Demek ki tevbe etmemiş oluyor. Tevbe etmeden ölmüşse demektir bu. Mesela Hattab oğlu Ömer neydi? Müşrik değil miydi? Tevbe ettikten sonra müşrik Ömer mi oldu? Çok değerli bir sahabi oldu değil mi? Hulefai Raşidinden bizzat oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın arkadaşlarından oldu. O zaman Allah şirki bağışlama sözü ne demek? Tevbe etmeden ölenlerle ilgilidir. Şimdi insan bir sürü günah işlemiş, ölmüş. Adam öldürmüş, zina etmiş, ne bileyim bir şeyler yapmış ama şirk koşmamış. Müşrik değil. Allah kendine şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun altında kalanları koyduğu bir kuralları ve bağıştır, tamam. Şimdi bunun cezası ebedi cehennem, tamam. Ama bağışlanma olduğu zaman ebedi cehennem olarak kalır mı? Zaten o kişi de, bakın adam öldüren kimse de, zina eden kişi de, şirk günahını işleyen kişi de, Furkan suresinin son sayfasındaki ayette ne diyor Allah-u Teala? İşte bunların diyor cehennemde, bakın açın orayı, 25. sure 365. sayfa. Mesela yukarıdan aşağı şey yapıyor. Vellezine estavuz bile vellezine la yed'une ma'allahi ilahen ahar. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarana ne diyoruz? Müşrik diyoruz. Ve la yektulune nefselleti harramallahu illa bilhak. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı haklı sebep olmadan
Öldürmezler. Haklı sebebi de zaten Kur'an'da Allah'ın belirlediği sebeplerdir. Böyle kendi kafana göre haklı sebebi uyduramazsın. Ve la yecnun, zina etmezler. Bak iki üç günah sayıldı. Şirk, adamı haksız yere adam öldürmek ve zina. Ve men yef'al zâlike yelka esâme, bunu yapan isme kavuşur. Yani hayırdan uzaklaşır, şerre yaklaşır. Günah işlemiş olur. Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâme. Buna kıyamet günü azap katmerleşir. Kat kat. Ve yahlut fihi muhâne. O azap içerisinde alçaltılmış bir şekilde kalır. Cehennem azabında. Peki bu kim? İlla men tâbe, ancak tevbe eden. Ve âmene, inanan. Ve amile amelen salihan, ve iyi iş yapan. فَاُولَٰيكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah onların kötülüklerini sevaba çevirir. Ne demek? Adam müşrik, tevbe etti, düzgün bir hale geldiyse şirk dönemindeki günahlarını bile sevaba çeviriyor Allah. Daha bundan büyük ikram olur mu? Adam öldürmüş, ebedi cehennem cezasını hak etmiş. Ama düzelmiş, İyi bir insan hale gelmişse o adam öldürme günahını sanki bir adamın hayatını bağışlama şekline çeviriyor Allahü Teala. Sevaba çeviriyor. Yani günah ne kadar büyük olursa olsun tevbe edip kendini düzelttiğin zaman sadece günahı affetmekte kalmıyor. Sevaba çeviriyor. O zaman inna Allah la yagfire yushrike bihi ne demek oluyor? Ve yagfiru ma dune zalike limen yasha. Yani Allah şirk günahını bağışlamaz, onun altında kalanı koyduğu kurala göre bağışlar ne demek oluyor? Tevbe etmiş olan insanlar için mi bu? Tevbe ederse şirki bağışlamaz diye bir şey yok değil mi? O zaman öbürleri de tevbe etmemiş olanlar için. Tevbe etmeden ölürse, mesela adam içki içerken ölüyor. Birisini öldürüyor, o anda bir başkası da onu öldürüyor. Tevbe etme fırsatı olmadan. Haksız yere öldürmüş. Cezası ebedi cehennem. Peki bu adam müşrik değilse bunun günahı affedilecek günahlar içine giriyor mu, girmiyor mu? Ha, giriyor, tamam. Ama Allah koyduğu kurala göre affediyor. Onu bir kere bir cehenneme sokuyor. Cehenneme bir kere sokuyor. Bak şimdiden devam edelim. Diyor ki sümme, oraya okuduk, ve imminküm illa varidu, haydi okuduk, sümme nüneccillezine tekav, sonra kendilerini korumuş olanları kurtaracağız. Neden korumuş? İşte affedilmeyecek günahtan kendilerini korumuşsa onları kurtaracağız. Nerede? Cehenneme girdikten sonra. Ve nezeru zalimine fîhâ cisiyyâ, ama o zalimleri orada dizüstü çökmüş bir şekilde bırakacağız. Şimdi burada gene Fikret Hekim kardeşimizin zihnini karıştıran o verede kelimelerinden bir tanesi de 21. surenin 99. ayetinde geçiyor. Tanrılaştırılan insanlar var, tanrılaştırılan bir takım varlıklar var. Orada Allahü Teala diyor ki لَوْ كَانَ هَاُولَٰئِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا. Bunlar tanrı olsalardı cehenneme girmezlerdi diyor. Gene varada kelimesiyle. Ve kullun fiha halidun. Bunlar hepsi sürekli orada kalacaklardır. Yine 19. ayetin 86. 19. surenin 86. ayetinde ve nesukul mujrimine ila cehenneme virda. Mücrimleri o cehenneme sokacağız diyor işte. Sevk edeceğiz. İçeriye girecek şekilde. Dolayısıyla buradan o verede kelimesine bakarak farklı bir anlama varmak mümkün değil.